Merhaba arkadaşlar. Bu birinci soru hep aynı soru tipleriyle uğraşıyoruz biliyorsunuz. Şimdi size bir şey söylemiştim. Şurası 30 derece görünce ve bu ikizkenarsa o zaman hemen ne yapacaktık? Şöyle şuradan evet, ne yapacaktık? Şuradan şöyle uzatacaktık, değil mi? Ne kadar uzatacaktık? Şunu da şöyle uzatacaktık. Yani şurada bir eşkenar üçgen oluşacak şekilde yapacaktık bu işlemi. Yani aslında P merkezli, PB yarıçaplı bir çember çizip CA uzantısını kestireceğiz. Şuraya K diyelim. Ondan sonra da şu BK'yı birleştirelim. Bakın şimdi şurası 24 derece. Aynı tekniği kullanıyoruz. 24, 30. Şurası da 30 yaptığı için şurası 60 derece. Peki bu ne oldu? Eşkenar üçgen oldu şurası. KBP. Peki eşkenar üçgen olursa şurası da 12 derece şimdilik. Peki diğer taraftan şu açıyı hesaplarsak şurası 30, burası da 54, buranın 84 olduğunu. Buranın da 60 derece olduğu için buranın da 84 olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? 84, 84. Demek ki bu BK uzunluğu BA uzunluğuna eşit. Şimdi bu kenar yani BP de BK'ya eşitti. Dolayısıyla artık şu iki kenar eşit. Yani burası bir ikizkenar üçgen oldu. Tepe açısı 48 olduğuna göre taban açıları 66. Yani burası 66. Biliyorsunuz ki hep burası da böyle uygun koşullarda hep 30 derece çıkıyordu. Onu da hatırlatmış olayım. Evet, bu birinci sorumuz bu. Evet, geldik ikinci soruya. Şunu şöyle seçelim de. Evet, şöyle şunu da kırmızı rengi alayım. Daha iyi olur. Şimdi ne diyor? 2n artı 3, 2n artı 27 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü n eksi 4 ise ortak katlarının en küçüğü nedir? Yani ne demek istiyor? 2n artı 13 n eksi 4'e tam bölünüyor. 2n artı 27 n eksi 4'e tam bölünüyor. Şimdi ya ne kadar kötü yazıyorum ya. Bunu biliyorsunuz 2n içerisinde n kaç kere var? 2 kere var. Şöyle yazıyorduk onu hatırlayın. Paydayı eşitlediğimizde 13 yapabilmesi için şuranın 21 olması lazım. Aynı şekilde bunu böyle yazıyoruz. Şurası eksi 8, 27 olabilmesi 35 olması lazım. Demek ki bu n eksi 4 hem 21'e bölünecek. Daha doğrusu n eksi 4 21'in bir böleni olacak. Hem de 35'in. 21 ve 35'in bölenleri 1 ve 7. Eğer n eksi 4 1 olursa n 5 çıkar bakın. Bu şartı demek ki onun için verdi. N 5'ten büyük diyor. Dolayısıyla buradaki n eksi 4'ümüz bizim 7 olmalı. Yani n 11 olmalı. Bu sayımız da 35'e 49. Bunun da okekini istiyor ki artık bunu kolaylıkla bulabilirsiniz. 245 doğru yanıt Bolu. Evet, üçüncü sorudayız. Birden 100'e kadar olan sayılar var. Bu kümedeki sayılardan herhangi ikisinin aritmetik ortalaması diğer sayı olacak şekilde 3 sayıyı kaç farklı şekilde seçebiliriz diyor. Şimdi en küçük sayımız 1, sonraki sayımız 2, sonra sayımız 3 olsun. 3 ile 1'in aritmetik ortalaması 2'ye eşit. Yani böyle bir seçim bir tane yapabilirim. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun. 5 artı 1'in yarısı 3, 2 artı 4'ün yarısı 3. Yani böyle iki tane seçim yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seçsem aritmetik ortalama 4 olacak şekilde 3 seçim yapabiliyorum. Böyle devam ettik. En son ne yazacağız?
buraya. 50 olsun. 50 olabilmesi için şurasının 99'da bitmesi lazım. Değil mi? 99 artı 1 bölü 2, 50. 50 olabiliyor. O zaman bu buraya baktığımızdaysa tam 49 tane böyle sayı seçebiliyorum. İkili seçebiliyorum yani. 1.99, 50, 2.98, 3.97 böyle böyle saydık. Tam 49 tane var. O halde 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta nokta 49 tane böyle sayı üçlüsü seçebiliriz ki bu da 49 çarpı 50 bölü 2 olacaktır. 49 çarpı 25. Bu da doğal olarak ne yapıyor? 1225. Evet, ben buraya şıkları almamışım. Artık 1225 hangi şıktaysa. Dördüncü soru. 5x artı 5y eşittir x çarpı y. Hepsini bir tarafa atalım. Yani x çarpı y eksi 5x. Böyle sorular çözmüştük, hatırlayın. Şimdi şurada x parantezini alırsak y eksi 5 geliyor, bakın. Şimdi şuraya da öyle bir şey ekleyeyim ki buraya, buraya da y eksi 5 gelsin. Tamam mı? Şimdi artı 25 her iki tarafa ilave ediyorum. Bunu yapmamın nedeni eşitlik bozulmasın diye tabii 25'i yazıyoruz. Şimdi dikkat edin, buradan eksi 5 parantezini alınca buraya y eksi 5 gelecek. Dolayısıyla aslında bu ifadeyi y eksi 5 çarpı x eksi 5 şeklinde yazabildik. Burası da 25. O zaman bu sayılar neler olabilir? Ya 1 çarpı 25, ya eksi 1 çarpı eksi 25, ya 25 çarpı 1, ya eksi 25 çarpı eksi 1, ya 5 çarpı 5 ya da eksi 5 çarpı eksi 5. Buradan artık x, y'ler bulunur. Hepsi de birbirinden farklı çıkacaktır. Değil mi? 5, 5 olursa yalnız x ve y 0, 0 geliyor. Eksi 5, eksi 5 olursa, yani şu da eksi 5, bu da pardon, eksi 5, eksi 5 olursa 0, 0 geliyor. 5 olursa 10, 10 geliyor. İşte eksi 25, eksi 25, eksi 1 olursa şuralara bir sayı geliyor. Yani kısaca şıkları ben yine buraya almamışım ama 6 tane x'ye tam sayı sıralı ikilisi vardır. Tam sayıyı unutmuşsunuz. Çoğunuz 1 demiş. Yani 0, 0 da sağlıyor. 10 da sağlıyor bakın. 10 artı 10, 20, 100. Belki de 10'u gördünüz ilk başta. Başka da bulamadınız. Ama buradaki tekniği hatırlayın, nasıl yaptığımızı. Hatta ben size bu soruları çözerken bunu 5 de değil P almıştım size. P alınca şöyle gelmişti. Px artı Py eşittir xy. Şu eksi Px eksi Py diye bu tarafa atmıştık. Hatırlayacağınız şimdi bakın. Her iki tarafa P kare ilave etmiştik. Sonra şuradan x parantezini alınca y eksi p. Buradan eksi p parantezini alınca y eksi p. Dolayısıyla x eksi p çarpı y eksi p oluyor. Bunlar tam sayı olduğuna göre p karenin bölenleri de zaten değil mi? P karenin bölenleri 3 tane. 3 tane pozitif böleni var. 3 tane de negatif böleni var. Hemen 6 tane olacaktı doğru yanıtımız. Evet, yine bir geometri sorusu. Hemen nasıl yapacağız bakalım. C açısı 135 derece. C açısı 135 derece ise şöyle birazcık şöyle çizelim. Taban BC 6 kökiymiş. AC şu olsun, 40'mış. Başka orta nokta var ve AE 34, EC 6 olacak şekilde seçilmiş. Şimdi şunu da şöyle birleştirelim. Ve şurada da bir E orta nokta varmış.
Şurası A açısı, A kenarı, şurası B, burası da C, şurası da 135. Şimdi ben size hep şurada da bir tane E alınmış. Öyle ki şurası 6, şurası da 34. Şimdi her orta nokta gördüğünüzde ve böyle bir açı gördüğünüzde hep ben size ne diyordum? Şöyle hemen bir paralel çizin. İşte ilk başta işe yaramayabilir. Belki olmayacak ama ilk önce bunu yapın. Şimdi şu açı 135 derece. Gittiğimiz yer AC'nin orta noktası. Yani 40'tı. 20 oldu burası. Burası da oldu 14. Şimdi bizden istediği tabii ki EC. Onda ha, şurası hangisi D'di bunun ya? AB'nin orta noktası D'ydi. Şurası D. Tamam. Şimdi DE'yi soruyor bize. Yani şu uzunluğu soruyor. Şimdi elimizde ne var peki? Şurasında BC'yi de 16 kök 2 vermiş. Orta taban olduğu için burası da 8 kök 2. Ne güzel. Şurası 135 olunca burası 45 derece. 45 derece ise şuradan dikinebilirim, değil mi? Kendim. Ne güzel. 8 8 oldu. Burası 14 olduğuna göre buraya da 6 kaldı. 6 8 10 oldu. Dolayısıyla doğru yanıtımız Edirne.